Evet arkadaşlar, virgülle devam ediyoruz. Virgül hangi durumlarda kullanılabilir? Bir bakalım. Öncelikle virgül arkadaşlar eş görevli veya söz veya söz gruplarını ayırmak için kullanıyoruz. Eş görevli derken aynı göreve sahip söz veya söz gruplarını ayırmak için kullanabiliyoruz. Şimdi bakalım, fırtınadan, soğuktan, karanlıktan ve biraz da korkudan sonra bu sıcak, aydınlık ve sevimli odanın havasında erir gibi oldum. Şimdi fırtınadan, soğuktan, karanlıktan bunlar aynı göreve sahip ifadelerdir. Bu yüzden araya virgül koymuşuzdur. Sıcak, aydınlık ve sevimli odanın, ya yani odanın bir özellikleri niteleniyor. Aynı göreve sahip ifadeler. O zaman bu yine eş göreve sahip ifadeler olduğu için araya virgül kullanmak zorundayız. Böyle durumlarda getirilebilir. Bir diğer maddemiz sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için kullanılır. Arkadaşlar virgül. Sıralı cümleler dediğimiz birden fazla yargıdan oluşan ifadelerde araya virgül kullanırız. Umduk, bekledik, düşündük derken üç farklı yargı yüklemden bahsediyoruz. Araya ne yapıyoruz? Cümlemiz bitmediyse virgül getirebiliyoruz. Bunu da unutmayalım. Sonrasında uzun cümlelerde yüklemden uzak düşmüş özneyi belirtmek için kullanıyoruz. Özne neydi? İş yapan varlıktı. Bunu unutmuyoruz. Örneğimizi okuyalım. Saniye hanımefendi merdivenlerde oğlunun ayak seslerini duyar duymaz hasretlisini karşılamaya atılan bir genç kadın gibi koltuğundan fırlamış ve ona kapıyı kendi eliyle açmaya gelmişti. Şimdi baktığımızda arkadaşlar Saniye hanımefendi buradaki eylemi yapan varlık, işi yapan varlıktır. Ve özne olarak tabii ki belirtiliyoruz. Yüklemden uzak düşmüştür. Böyle durumlarda ne kullanıyoruz? Virgül kullanıyoruz öznenin sonunda. Bir diğer maddemize baktığımızda cümle içinde ara sözleri veya ara cümleleri ayırmak için ara sözlerin veya ara cümlelerin başına ve sonuna konulur arkadaşlar. Ara söz, ara cümle ya da neydi? Ara söz arkadaşlar orada cümleyi kuran kişinin düşünce veya duygusunu belirten ek bilgi, açıklayıcı bilgi diyebiliriz. Bu durumlarda kimi zaman cümleden bağımsız olabildiği gibi konuyla alakalı ara cümlelerimiz de mevcuttur. Ya da bir ögeyi açıklayıcı bir ara cümlemiz de olabilir arkadaşlar. Bir ögeyi açıklama durumu da söz konusu olabilir. Örneğimize bakalım. Zemin bu kadar koyu bir kırmızıya dönüşünce bir an içinde olsa belirginliğini yitiriverdi sivilcileri. Şimdi burada zemin bu kadar koyu bir kırmızıya dönüşünce belirginliğini yitiriverdi sivilceleri dedi. Normal cümlemiz budur. Ama araya ne getirdik biz? O anda kişinin duygusunu ifade eden bir ara söz getirdik. Başına ve sonuna ne getirdim? Virgül getirdim ve bu ara sözü sınırladım. Yani ara söz kişinin duygu ve düşüncelerini bildiren açıklayıcı bilgi diyebiliriz. Ve başına ve sonuna ne yapıyormuşuz? Virgül getirebiliyormuşuz, getirmemiz gerekiyormuş. Bunun dışında anlama güç kazandırmak için tekrarlanan kelimeler arasında konulabilir. Akşam, yine akşam, yine akşam derken burada tekrarlanan bir ifade görüyoruz. Ve güç kazandırma durumlarında da virgül den faydalanıyoruz arkadaşlar. Tırnak içinde olmayan alıntı cümlelerin sonuna virgül getiriyoruz. Adana'ya yarın gideceğim dedi dediğinde burada doğrudan anlatım cümlesidir. Yani başkasının ifadesini size aktarıyorum ben ama tırnak işareti içinde kullanmamışım. Tırnak içinde kullanmadığım bir aktarma cümle. Böyle durumlarda bu aktarma cümlenin tırnak işareti kullanmadığım takdirde sonuna virgül getirebilirim. Konuşma çizgisinden sonraki alıntı cümlesinin bitiminde kullanılabilir arkadaşlar. Yine aynı biraz önce verdiğim madde gibi aslında bu da. Bu akşam Datça'ya gidiyor musunuz diye sordu. Yine konuşma çizgisiyle kullanılan bir aktarma cümlesinde virgül bu cümlenin sonuna getirilebiliyor arkadaşlar. Edebi eserlerde konuşma bölümünden önceki ifadenin sonuna konulur arkadaşlar.
Bahçe kapısını açtı. Sermet Bey'e bu anahtar köşkü de açar dedi. Burada farkındaysak edebi eserlerde konuşma bölümünden önceki ifadenin sonunda kullanılmış arkadaşlar. Sonrasında kendisinden sonraki cümleye bağlı olarak red, kabul, teşvik, bildiren, hayır, yok, evet, peki, pekala, tamam, olur, hay hay, baş üstüne, öyle, haydi, elbette gibi kelimelerden yani onay bildiren yani onay bildirmeyen kelimelerden sonra kullanılabilir. Peki, gideriz derken onay bildirmiştir ve peki sözcüğü, onay sözcüğün sonunda kullanılmıştır arkadaşlar. Evet, devam ediyoruz. Bir kelimenin kendisinden sonra gelen kelime veya kelime gruplarıyla yapı ve anlam bakımından bağlantısı olmadığını göstermek ve anlam karışıklığını önlemek için kullanılır. Şimdi bakalım arkadaşlar. Bu tek gözlü, genç fakat ihtiyar görünen bir adamcağızdır. Burada baktığımda tek gözlü ifadenin arkasından virgül gelmiştir. Gelmezse ne olur? Tek gözlü genç fakat ihtiyar görünen bir adamcağızdır. Şimdi burada bunların hepsi bir niteliktir. Tek tek farklı niteliklerdir. Eğer ben mesela bu tek gözlü sözcüğünün sonuna virgül getirmesem gencin niteliği olduğu, yani gencin nitelendiği söz konusu olacak. Tek gözlü sanki genç tek gözlü oluşuyla niteleniyor gibi olacak. Böylece anlam karışıklığı sebep olacak. Anlam karışıklığına sebep olacak. Bunu gidermek için tabii ki yine virgülden faydalanmalıyız. Hitaplarda tabii ki yine hitapların sonunda virgül kullanılır arkadaşlar. Efendiler, bilirsiniz ki hayat demek mücadele, müsaademe demektir dediğimizde efendilerin sonunda yani bir seslenme ünlemi hitap ifadesinin sonunda virgül kullanıyoruz. Sayın Başkan derken de yine virgül kullandık çünkü bu da bir hitap ifadesidir. Sayılarda yazılışında kesirleri ayırmak için tabii ki araya virgül getiriyoruz. 38 tam onda 6 derken araya ne yapmışım? Virgül getirmiş. Metin içinde art arda gelen zarf fiile kalmış kelimelerden sonra konulabilir. Ancak yemekte bir karara varıp arkadaşına dikkatli dikkatli bakarak konuştu. Varıp derken dikkat edin zarf fiile kalmış bir fiilimiz ve sonrasında virgül kullanılabilir. Özne olarak kullanıldıklarında bu, şu, o zamirlerinden sonra konulabilir arkadaşlar. Bu benim gibi yazarlar için hiç kolay olmaz dediğimde bu zamirinden yani işaret zamirinden sonra kullanılmıştır. Kişi veya işaret zamirlerinden sonra virgül kullanılabilir. Kitap, dergi ve benzerinin künyelerinde yazar, eser, basın evi, benzeri maddelerden sonra yine virgülden faydalanıyoruz. Talih Rıfkı Atay, Tuna Kıyıları, Remzi Kitabevi, İstanbul 1938 dediğimde bu ifadelerin arasında virgül kullanmalıyız. Evet, şimdi virgülle ilgili uyarılar kısmındayız. Bir bakalım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar, metin içinde bir bağlaçtan önce veya sonra virgül getirilemez. Bunu unutmayalım. Ama, çünkü, ve, veya, yahut, fakat gibi bağlaçlardan önce veya sonra virgül gelemez. Bununla birlikte tekrarlı bağlaçlardan önce ve sonra da virgül gelemiyor arkadaşlar. Yani ikileme bağlaçları. Ya, hem, ne gibi bağlaçlardan biz bunları ikileme bağlaçları diyoruz. İkileme bağlaçlarından önce veya sonra yine aralarına virgül getiremiyoruz. Hem gider hem ağlar. Yani burada ikileme bağlacı kullanılmıştır ve virgül getiremeyiz arkadaşlar. Sonrasında cümlede pekiştirme ve bağlama görevi de kullanılan de bağlacından sonra virgül konulamaz. Bunu da unutmayalım. Ayrıca metin içinde ince anlamıyla zarf fiil görevinde kullanılan mi ekinden sonra virgül konmaz. Ben aç yattığımı kötü kötü rüyalar görürüm nedense. Geç aç yattığımı dediğimde yatınca anlamı kazanmış burada. Yani zarf fiil görevi üstlenmiştir. Mi ekinden sonra yine virgül getiremiyorum.
Şart ekinden sonra virgül getiremiyoruz. S'saydı şart ekini hatırlarsanız. Tenha köşelerde ağız ağıza konuşurken yanlarına biri gelecek olursa hemen susuyorlardı. Dediğimde şart gibi ekinden sonra da ben virgül getiremiyorum.